gitme. Dayının başına gelenleri bilmiyorsun. Hayatı tehlikede. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Onu yalnız bırakmamalısın. Bu ne? Bu ne böyle? Bırak beni! Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Cemre ne yapıyorsun? Bırak dedim! Cemre! Cemre bırak dedim! Cemre! Cemre bırak! Bırak dedim sana! Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O çok güvendiğin kanıt yok artık. Yaşıyor. Yaşıyor. Nabzı çok düşük. Ama yaşıyor. Emir bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Bir de Sefer açmıyor. Bir şeyler yap. Ara, tekrar ara. Baba. Yemek hazır. Sofrayı kurdurtuyorum. Tamam. Hikmet? Hikmet yedi mi yemeğini? Yedirdim, merak etmeyin. Hiç sorun çıkarmadı. Emir gelmiyor mu yemeğe? Keyifsiz biraz. Reyhan gittiğinden beri odasından çıkmadı. Yemek de yemeyecekmiş. Yorgunum, erken yatacağım dedi. Ben Hikmet Bey'in ilaçlarını vereyim. Ben bir Emir'e bakayım. Cemre, sözümü dinle. Hiç üstüne gitme şimdi. Bak sonra dediğime geliyorsun. Bırak biraz yalnız kalsın. Bu defa güven bana. Bu saatte habersiz kim gelebilir ki? Reyhan ablam, Reyhan ablam gelmiş. Ay, yarım akıllı işte. Allah bilir ne unuttu yine. Ne unuttuysa verelim de gitsin bir an önce. O kadar çok dua ettim ki. Allah'ım beni Reyhan ablama kavuştur diye. Sonunda gerçek oldu. Döndün. Oh olsun. Şunun yüzüne bak. Ne işin var senin burada? Ne unuttun da geri döndün? Söyle. Nigar getirsin hemen. Zeynep'ciğim sen bunu al, odamıza götür. Ben geliyorum birazdan. Oğluma yaptıkların yetmedi mi ha? Hemen gidiyorsun bu evden. Emir seni görmesin. Şuna bak şuna. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ben kime söylüyorum hey! Cavidan Hanım, yapmayın. Neler olduğunu önce bir anlayalım. Hem Emir böyle daha çok üzülür. Ben o hadsizle konuşurum. Anlaşılan o yarım aklıyla unutmuş neler yapabileceğimi.
Şimdi hatırlatınca arkasına bile bakmadan gider.